Evet arkadaşlar, gezdiğimiz alan işte eski Saint Jean, Aziz Yuhanna veya Aziz Yahya olarak bilinen İsa'nın en genç havarisi adına yapılmış bir kilisenin bulunduğu alan. Kilisenin yapıldığı sırada orijinal görünüşü şu. Ne kadar devasa olduğunu fark edebiliyor musunuz? Burada da gerekli açıklamalar var zaten. Çok güzel açıklamalar konulmuş. Şimdi bir iki vlog önce söylemiştim zaten. Bizans İmparatoru Justinian ve karısı Theodora bu evvelce yapılmış bazilikayı yeniletmişler, restore ettirmişler. Fakat şimdi bu tepeye baktığım zaman ben yine burada çok eski bir tapınak olduğundan şüpheleniyorum ya. Buna dair hiçbir şey okumadım. Yalnız bu eski toplumlar özellikle bu kadar yüksek tepelere hep tapınak yaparlar zaten. Burası da antik, yani Yunan-Roma döneminden kalma bir yer. Dolayısıyla bu yüksek tepede, bu Ayasuluk tepesinde, bu büyük kilisenin kurulmasından önce de bir pagan tapınağı vardı kesin diye düşünüyorum. Tam o tarz bir tapınağın kurulabileceği bir nokta burası. Özellikle kurulacağı bir nokta. Aklımdan geçen budur, söylemiş olayım dedim. O kadar büyük bir kilise ki bu. Az önce gösterdim, herhalde anlaşılmıştır. Efes'te Artemis tapınağından sonra inşa edilmiş en büyük dini yapı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Efes'teki Artemis tapınağı büyüklüğü ve güzelliğiyle antik dünyanın 7 harikasından biri, tekrar ediyorum. Ondan hemen sonra geliyor büyüklük açısından bu kilise. Allah bilir kaç işçi çalıştı, kaç sene uğraşıldı burasının yapımı için. Burası tabi bir hac mekanı haline geliyor. Hristiyanların Müslümanlardan farklı olarak hac görevlerini ifa edebilecekleri birden çok merkez var. Bir tanesi Selçuk'taki Meryem Ana evi, bir diğeri de işte Saint Jean Kilisesi'nin bulunduğu bu yermiş arkadaşlar. Uzun yüzyıllar boyunca Hristiyan hacıların uğrak yeri olmuş. Hac Kilisesi deniyor bu gibi yapılara. Hac Kilisesi haline gelmiş. Türklerin eline geçtikten sonra işte bu Aydınoğulları Beyliği döneminde bir müddet, bir bölümü, hepsi değil, bir bölümü camiye dönüştürülmüş. O dönemler için son derece normal şeyler elbette. Camiye dönüştürülmüş ve ibadetler yapılmış o bölgede değerli arkadaşlar. Buradaki kazıların tarihinden herhalde hiç bahsetmedim ben ya bu arada. Çok kısaca bahsedeyim. Efes Antik Kenti'ndeki kazılar 19. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler tarafından başlatılıyor. Daha sonra Osmanlı ile İngilizlerin arası bozulunca Avusturya'daki oryantalist alimler bu işlere ilgi duyup talep gösterince Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'ne geçiyor kazı yapma hakkı. Ve buralarda, o sıralarda kazılmaya başlanmış arkadaşlar. Ama etkin bir şekilde arkeolojik çalışmalar 1920'lerde başlamış. Avusturyalılar yapmış uzun süre kazıları. Birkaç sene önce 2007 yılında Kültür Bakanlığı'nın aldığı bir kararla bu çevre artık sadece Türk arkeologlar tarafından kazılıyor. Avusturyalıların kazı yapma izni iptal edilmiş. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, inanın bilmiyorum yani. Ben hep, yani tarihçiler olsun, arkeologlar olsun hep şey derler. Hep yabancılar geliyor kazıyor, biz niye bu işleri yapmıyoruz falan derler. Dolayısıyla biz de bir sürü arkeolog yetiştiriyoruz elbette, zaten yapmalıyız. Kendi kazılarımızı yapabilecek düzeyde olmamız gerekir. Yalnız hali hazırda bir asırdan fazla süren bir kazma, araştırma, birikimi varken onu da elimizin tersiyle itmek iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Vallahi yani çok da hayırlı bir kararmış gibi gelmedi kulağıma. Ama tabii ki büyüklerimiz hep daha iyisini bilir arkadaşlar. Biz bilemeyiz, biz küçük insanlar. Onlar daha iyisini bilir.